Merhaba, Teknoloji ve Sanat programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Işık. Yapay zeka ile oluşturulmuş bir meta insan karakteriyim. Peki, meta insan ne mi? Meta humanı dijital olarak üretilen insansız sanal karakterler olarak tanımlayabiliriz. Gelecekte her birinizin meta karakteri olacak ve çok eğleneceğiz. Hmm, ben şimdiden sabırsızlanıyorum. Bu bölümde giyilebilir teknoloji ve onun teknoloji ve sanat bağlamındaki ilişkisini konuşacağız. Bugünkü konuklarımız Dijital Sanatlar Küratörü Esra Özkan, Akademisyen Doçent Doktor Kerim Dündar, Moda Teknoloji Yenilikçisi Ezra Çetin Soyay ve Moda Teknoloji Yenilikçisi Tuğba Çetin ve ilk konuğumuz Esra Özkan. Onu size biraz daha detaylı tanıtmak isterim. Esra baya yakın arkadaşım ve mükemmel bir küratör. Uzmanlık alanı da elbette teknoloji ve sanat. Konuk olduğu bölümlerde onunla sohbet etmeyi çok seviyorum. Ondan yeni şeyler öğrenmek ufkumu açıyor. Eminim siz de onu çok seveceksiniz. Esra programımıza hoş geldin. Seni burada görmek çok güzel. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim kızlar davet için. Bugün hemen herkesin geleceğini merak ettiği ve gelişmelerden heyecanlandığı bir konumuz var. Uzun zamandır aslında beklediğim konulardan biri. E, çünkü çok sevdiğim ikili geliyor Ezra ve Tuba. Onlarla birlikteyiz. E, o yüzden ben de heyecanlıyım. Onların yeni projelerini dinlemek istiyorum ben de. O zaman hızlı bir giriş yaparak başlayalım. Giyilebilir teknoloji nedir? Sanatla birleşimini nasıl tanımlarsın? Bize biraz anlatır mısın? Giyilebilir teknolojiden önce aslında teknolojiyi nasıl adlandırdığımızı belki anlatmakta fayda var ya da kelime olarak söylemekte fayda var. Çünkü e, teknoloji özene, giyilebilir teknoloji özene konuştuğumuz zaman bazen buna cihaz diyoruz, bazen aygıt diyoruz, bazen de zaten teknoloji kelimesini kullanıyoruz. Ve ne zaman cihaz oluyor, ne zaman aygıt oluyor? Bunlar da aslında tasarıma göre e, ya da giydiğiniz ürüne göre değişiyor. E, tabii giyilebilir teknoloji... Bugün hepimizin günlük hayatında kullandığı akıllı saatler, kulaklıklar, bluetooth kulaklıklar, bunun dışında yine giydiğimiz yani cihazlar ama mikroçipler bize hayatımızı kolaylaştıran bunların hepsi giyilebilir teknoloji. Farklı alt başlıklarına baktığımız zaman da modası var, tekstili var, keza yine ürün olarak Sağlıkta karşımıza çıkmış hali var, ee, yine bedenimize entegre ettiğimiz cihaz hali var. Aslında giyilebilir teknoloji hayatımızın bir parçası ve çoğu zaman e, bizi hayatımızı kolaylaştıran, yani, Telefondan uzak kaldığımız, e, hayatımızı daha kolay akmasını sağlayan, ne nasıl diyelim, teknolojiler, cihazlar, aksesuarlar, aygıtlar e, ve en bence geniş çarşıdaki, en gelen anlamıyla inovasyonun kendisi. Tabii inovasyon dedik ama inovasyonla birlikte biz e, bunun en büyük ölçeğini sanatta görüyoruz, sanat üretiminde görüyoruz. E, hem estetik olarak, hem tasarım olarak, hem de bazen bir heykel olarak ya da tek bir parça giydiğimiz e, bir e, ürün olabilir, kıyafet olabilir, tasarım olabilir, e, moda'nın bir parçası olabilir aslında. Sanatçı tarafından üretilen, yazılımcılar tarafından üretilen bir sanat nesnesi. Diye özetleyebiliriz. Bir yandan da bu giyilebilir teknolojileri biz bugün günümüzde VR olarak görüyoruz. Keza yine XR bunun önemli bir parçası. Hem yarattığı ekonomi anlamında, endüstri anlamında hem de gündelik hayatımıza hızlıca girmesi ve bu gündelik hayatımıza çıkan yeni ürünler dahilinde de e, bizim bir parçamız ve sıkça da kullanıyoruz. Tabii ki bunu yine sanatta da kullanıyoruz. VR ve XR bağlamındaki e, eserler üzerinde görüyoruz. E, bir yandan da hayatımız yine içerisinde yer alan oyun oynadığımız, evimizde oturarak kullandığımız cihazlar olarak görüyoruz. Şimdi izninle doçent doktor Kerim Dündar'a dönmek ve ona da sormak istiyorum. Onu size daha detaylı tanıtmak isterim. Kendisi hem akademisyen hem de sanatçı. Bizler de onu daha önceki bölümlerimizde sanatçı kimliğiyle konuk ettik. Bugünse akademisyen kimliğiyle bizimle. İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doçent olarak görev yapıyor. <laughs> ben sergilerinden birinde model olacağım. <laughs> Söz verdi bana. E şey, e, dijital moda programımızda konuşmuştuk. Ki çok iyi bir bölümdü. Ha bu arada izlemeyenlere tavsiye ederim. Kerim Bey programımıza hoş geldiniz. Merhaba Işık Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Giyilebilir teknolojiler hakkında sen neler söylemek istersin? Giyilebilir teknolojiler üzerimizde giyerek taşıdığımız elektronik cihazları ifade ediyor. Burada aslında önemli olan vurgu gündelik yaşama nüfuz etmeleri. Evet. Bu teknolojiler gündelik yaşantının rutinlerine cevap verebildiklerinde, bu rutinlerle örtüşebildiklerinde ve oraya hizmet edebildiklerinde benimsenen ve kullanılan teknolojiler oluyorlar. Ee, günümüzde de biraz daha aksesuar gibi e, akıllı saatler, e, sağlık ve fitness takip cihazları e, ve de bir başka kategori olan e, gözlükler, farklı gerçekliklere bir pencere açan gözlükler olarak benimsendiler ve kullanılıyorlar. Fakat gelişmekte olan nanoteknolojik kumaşlar, teknolojik iplikler, bunları yakın gelecekte bir aksesuar olmaktan öteye götürüp daha bedenle bütünleşik ve biraz daha moda alanını da şekillendiren bir evreye doğru ulaşmakta. Hatta Tuğba ve Ezra Çetin'in ...öncü projeleri de e, bu alana örnek olarak e, gösterilebilir. Şimdi bugünkü diğer konuklarımızdan Ezra ve Tuğba'ya dönmek istiyorum. Öncelikle Ezra ve Tuğba kardeşleri size biraz daha detaylı tanıtmayı çok isterim. Dünya markaları için tasarım ve ARGE'de çalışıp edindikleri deneyimle... ...Ezra Tuğba markasını birlikte kurdular. Giyilebilir teknoloji tasarımları ve ürünleri sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da konuşuluyor. Sürdürülebilir moda üzerinde de yoğunlaştıklarını eklemeden edemeyeceğim. Hoş geldin Ezra. Hoş bulduk. Hoş geldin Tuğba. Hoş bulduk Işık. Senin de burada bu programda olmaktan çok mutluyum. Ben de burada olduğunuz için çok mutluyum. Bir kadın olarak giyilebilir teknoloji ürünlerinizi yakından takip ediyorum. <laughs> Oraya geleceğiz tabii. Ama Ezra ilk olarak sana şunu sormak istiyorum. Giyilebilir teknolojilerin son yıllarda nasıl bir gelişim gösterdiğini bize biraz anlatır mısın? Bu gelişim sanatta nasıl bir değişime yol açacak? Bundan 10 yıl önce konuşmadığımız birçok şeyi şimdi konuşur hale geldik. Ee, esasında giyilebilir teknolojiler açısından 2018 öncesinde bir konferansta dedik ki hazır mısınız? Yapay zeka çok ilerleyecek. Çünkü esasında küçücük gözle görmediğiniz bir düşman tarafından saldırıya uğrayabiliriz. Bunun da sebebi iklim değişiklikleri olacaktır. Ee, ama gelebilir teknolojiler, sanat, yaşam, sosyal hayat ve iş dünyası, üretim ve tüketim boyut değiştirecektir ve teknoloji de çok hızlandı. 7-8 ay önce Amerika'da GPS tracking yapan takip sistemleri olan bir ceket ve bir pantolon için Amerikan hükümeti 20 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. Bu çok ciddi bir girişim ve yatırım olarak kabul edildi. Bugün dünya üzerinde inanılmaz girişimler ve yapılar oluşturulmaya başladı bu konuda. Aynı şekilde de sanatta da çok büyük bir değişim. Esasında insan sanat eserinin bir parçası içine girebildiği, içinde olabildiği ve paylaşımcı olabildiği, beraber yaratım yapabildiği bir noktaya gittiğini görüyoruz. Birçok yeni yatırımlar da bunun üzerine yapılıyor. Evet, klasik sanat çok önemli, çok değerli ama bugün bir antika dükkanı gibi düşünün. Benim evimde antika olan bir parçayı alıp çok modern bir nokta içerisinde sergilemeyi çok seviyorum. Ama geriye döndüğünüzde evimde neyi daha akıllı ve daha modern çizgilerle hayata geçirebilirim diye düşünüyorum. İşte biz 1992'deki sanattaki teknolojideki geçişin olduğu noktadayız. Bugün 94'e bakıyoruz neler olabileceğini hayal etmeye çalışıyoruz. 2024 1992'dir. 2026'ya geçerken 1994'te e, IBM'deki, Microsoft'taki e, yapılan e, konuşmaların e, aynılarını bugün burada yapıyoruz. Ama bir Apple'la karşılaşacağız. Karşımıza bir Apple çıkacak ve esasında teknolojinin evlere nasıl girdiğini küçücük bir telefondan, bir maille yani belki o yıllarda insanlara mail attığınız zaman... Bütün biznesin, iş dünyasının oradan döneceğini söylediğinizde şüpheyle yaklaşımlarının, dudak bükmelerinin aynısını bugünkü yaşadığımız sanat ve giyilebilir teknolojilerde yaşıyoruz. Ama çok hızlı gelecek ve insan hayatını, çok hızlı de konforunu çok hızlı değiştirecek. Moda ve teknolojinin birleşiminin estetik açıdan ele alınması sizin için zorlayıcı oluyor mu? Aslında bu e, ikilem hep e, doğal olanla veya teknolojik olanla ya doğal olunca çok e, salaş bir görüntü ya da teknolojik olunca çok uç bir görüntü olması gerektiği e, genel bir kanı haline geldi ama öyle bir şey yok önemli olan e, estetik kaygıları içinde bulundurabildiğimiz ama önemli değerleri de bunun içine adapte edebildiğimiz ürünler yaratabilmek e, bu aslında hiç e, zor değil e, sadece şunu e, öngörebilmek çok önemli. Gerçekten insanların bunu kullanabileceği, günlük hayatta taşıyabileceği ürünler hale getirebilmek. Kerim Bey, gelecekte daha fazla hayatın içine girecek olan VR ve AR kavramları için bize neler söylemek istersiniz? Evet, giyilebilir teknolojilerin şu an gündelik yaşantıya hizmet eden aksesuar vari örneklerinden bahsettik ama bir de bunun ikinci bir boyutu var. Gözlük olarak karşımıza çıkan ve farklı realitelere e, pencere açan e, bir tarafı var e, ve şu an bu VR yani sanal gerçeklik ve AR e, yani artırılmış gerçeklik olarak iki farklı dünyaya kapı açıyor. E, VR şu an daha çok metaverse adı ile ilişkilendirilmiş başka bir alternatif bir gerçeklikte yaşamayı oraya bir kaçışı ifade ederken e, AR, arttırılmış gerçeklik, e, fiziksel realitenin üzerini kaplayan dijital bir realiteden, yani aslında bu da Kevin Kelly'nin ifadesiyle e, o mirror world olarak tanımladığı ayna dünyadan e, bahsediyor. Ve e, daha benimsenecek olanın e, AR olduğu, yani arttırılmış gerçeklik olduğu, çünkü gündelik yaşantıyla bir kaçış değil de gündelik yaşantının idame ettirilebileceği devam ettirilebileceği yeni bir gerçeklik olduğu için yakın geleceğin AR ile devam edeceği öngörülüyor ki zaten burada Vision Pro gözlüğü ile bu yeni yaşam gerçekliğine yolu açtı ve elbette bu da giyilebilir teknolojilerin yeni gerçeklikleri deneyimleyeceğimiz bambaşka bir boyutundan bahsediyor. Esra, giyilebilir teknolojinin sanatın dönüşümüne ve küratörlük pratiğine bir zorluğu ve kolaylığı var mı? Yani aslında zorluk ve e, kolaylıktan ziyade serginin e, genel kurgusunu benim tarafımda etkiliyor. Ya da o, eğer ki bilmediğim bir teknoloji ise o teknolojiyi öğrenmeme sebep oluyor. Ve bu benim için aslında gerçekten iyi bir noktaya geliyor. Yani benim daha fazla araştırmama, ee, neden oluyor aslında bir yandan da çünkü benim de keşfettiğim aslında hepimizin keşfettiği bir alan. Bir yandan da şey var ya e, yani yeni alanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, ben de onları sergilerken ben de sergileme şekillerinin farklılaşmasına bakıyorum. Daha nasıl farklı sergileyebilirim? İzleyici bunu nasıl anlamalı? Çünkü ana konularımdan biri izleyicinin net bir şekilde anlaması ve kafa karışıklığının oluşmaması ki kafa karışıklığı mutla, mutlaka oluşuyor bu zaten güzel bir şey çünkü kafa karışıklığı oluştuğunda izleyici araştırmaya başlıyor merak etmeye başlıyor o zaman tabii ki yeni bir şeyler öğrenmeye başlıyor ben de öyleyim bu arada ben de izleyicinin kendisini bir yandan o yüzden ben sergilerde izleyicinin farklı bir şekilde keşfetmesini bekliyorum ya da ona böyle bir yol sunuyorum. Ama tabii ki bu fiziksel sergiler için bir yandan da bunun online'ı var. Yani aslında siz online'da da bir defile yapabilirsiniz ya ya da online'da da bir giyilebilir teknolojiyi sergileyebilirsiniz. E, sonuçta artık hayatımıza giren bu hibrit eee ya da son günlerdeki terimiyle Fijital. E, yani bu bağlamda ele aldığımızda deneyim değişiyor. Yani izleyicinin deneyimi değişiyor. Siz platformdasınız bir tasarım ürünü almak istiyorsunuz. Siz giyiyorsunuz üstünüze yani bir avatar var. Ki Bence konunun en önemli noktalarından biri bu. Yani online'da özellikle bir avatar olması. Avatara giydiriyorsunuz, çıkarıyorsunuz, bakıyorsunuz. Hoşunuza giderse alıyorsunuz. Bu başka bir deneyim. Ama bunu sergi alanında görüp ona dokunmak, yani ona yakınlaşmak, yakınlaşma bana tepki vermesi, benim ona verdiğim tepki bu başka bir deneyim. Dolayısıyla ben biraz daha konunun e, daha keşfe açık olduğu, daha yeni nasıl olabilir, daha yeni nasıl sergileyebiliriz, daha farklı nasıl olabilir, izleyici nasıl şaşırabilir ve nasıl kolay anlayabilir bu tarafıyla daha çok ilgileniyorum. Tuğba. Sürdürülebilir moda adına yaptığınız Dijital İkiz adlı projenizden de bahsetmeden geçmek istemiyorum. Bize biraz anlatır mısın? Sürdürülebilir teknolojilerin yanında bir oluşumumuz daha var. Bu da aslında tekstili ve sürdürülebilirliği kolaylaştırabilecek, sağlayabilecek çok önemli bir adım. İnsanların dijital ikizlerini oluşturarak dijital ikiz kıyafetlerle özellikle online'daki geri beden uyumsuzluğundan kaynaklanan iadelerin azaltılmasına ve böylelikle markaların daha verimli hareket edebilmesini sağlayabileceğimiz bir yazılım yaptık. Siz giyilebilir teknolojilerde neler yapıyorsunuz? Üretim süreçlerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? Kuşakların farklı tüketim davranışları nelere dikkat etmenize yol açıyor? Giyilebilir teknolojilerden ne anladığımız çok önemli biz giyili bir teknolojileri iki e, ikiye ayırıyoruz. Bir gerçekten e, içine teknolojiyi adapte ettiğimiz yazılımlı çipi olan üzerimize giyebildiğimiz kıyafetler. E, i̇kinci ayırdığımız e, ayırdığımız tarafsa akıllı ipliklerle yapılan giyilebilir teknolojiler. E, bizler bu iki alanda da e, ürünler üretmekteyiz. Bu ürünleri yaratırken de doğru mesajları verebilmek, onlara çok daha hızlı aktarabilmek için de sanatı kullanıyoruz. Bu tabii ki bir sanat diliyle anlatmak modayı çok daha hızlı karşıdaki tüketiciyle buluşmasını sağlıyor. Bugün karşınızdaki tüketici kim diye doğru analiz ederseniz kapitalist düzenin yarattığı biraz da bu... Ee, fazla tüketen, sorumsuzca tüketen ve ne tükettiğinin farkında olmayan tüketici artık eriyor. Önümüzdeki dönem yani esasında Z jenerasyonuyla birlikte daha kültürlü, daha entelektüel bir tüketiciyle karşı karşıyayız. Sizi sorguluyorlar. Bize kızgınlar. Bizden önceki nesillere kızgınlar. Çünkü onların daha rahat yaşayacağı bir gezegen ya da toplum bırakamadık. İşte bu noktada biz bunu telafi etmek, onların sadakatini kazanmak, kolektif bir akılla hareket edebilmek için ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda geliştirmek için çaba harcadıkları sanatla birlikte beklentilerini karşılayabilecek bir iletişim planı kuruyoruz ve bu iletişim planı doğrultusunda hareket ediyoruz giyilebilir teknolojilerde. Giyilebilir teknolojilerde eser ve nesne ayrımını neye göre ve nasıl yapıyoruz? eser ve nesne yani tasarım sizce ne vaat eder? Bir amaca hizmet etmesi, bir soruna, bir probleme çözüm bulması. Ve bu çözümün benim hayatımı kolaylaştırması. Benim yani sadece tabii ki insan odaklı düşünmemek de lazım bence bu noktada. Yani sonuçta hani daha insan merkeziyetinden çıktığımızda da hayat kolaylaştıran teknolojiler var. dolayısıyla buralardan da ele alabiliriz. Buradan da bakabiliriz ama konunun temeli fonksiyonel mi değil mi? Eğer ki fonksiyonelse seri üretime geçebiliyorsa tabii ki aslında ürün olmuştur. Nesnenin kendisidir. Ama e, daha araştırdığımız, geçmeye çalıştığımız bir sanat perspektifinden baktığımız, bir kavramsal çerçeveden baktığımız, keza yine bir sorunu, probleme sanatsal ele aldığımız bir noktadan bakıyorsak tabii ki bunu aslında sanat diyoruz. Ve bu bağlamda inceliyoruz. Tasarım bir fonksiyon, bir işlev vaat etmek durumundadır. Yani tasarım sorun çözer. Ee, sanat ise bir ifade, bir dışa vurumdur. Başka bir bakış açısıyla daha fazla soruna bile neden olabilir. Ee, sanat zihinlerin soru sormasını ister. Ee, günümüzdeki teknoloji artık bu ikisi arasındaki e, alanların biraz daha şeffaflaşmasını sağladı. Evet. E, İkisi de aynı anda olabilir. Küratör olarak sergilerde ilgilendiğiniz alanlar hangileri? Sosyal etki alanı ve etik konularına nasıl yaklaşıyorsunuz? Ben küratör olarak veriyle, verinin işlenmesiyle, verinin nasıl anlatıldığıyla, görselleştirmesi tarafına biraz daha daha ilgi alanım diyebilirim. Yani bu alanda daha çok aslında bir yandan da çalışıyorum. Bu tarafta da bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gidelir teknolojinin temelinde de data var ya aslında verinin kendisi var. Yani bu verileri nasıl alıyoruz, nasıl toplanıyor bu veriler? Ki hepimizin artık gündelik hayatında bir butona tıklandığı yani evet bunu onaylıyorum, okudum anladım onayladım, okudum anlıyorum onaylıyorum. Ne kadar okuyoruz? E, bence konunun bir bu, bu boyutu da var ki bu çok önemli. Ama yani asıl e, etik konusu ya da asıl sosyal etki konusu burada bence ortaya çıkıyor. Bir bilgi daha var hayatımızda. E, knowledge dediğimiz. Yani biri information, biri knowledge olarak hayatımızda aslında giriyor. E, Türkçe'de her ikisi de e, bilgi. Ama birisi bilginin veri olduğu internet ya da teknolojiyle birlikte toplanan tarafı. Bir diğeri ise e, bunun nasıl işlendiği. Bunun nasıl anlamlandırıldığı. Bunun nasıl görselleştirildiği. Nasıl anlamamız gerektiğiyle ilgili olan kısmı. E, bu taraf bu iş işte hukukunu, etiğini oluşturan. Bu taraf bunu toplayan taraf sadece giyilebilir teknoloji değil bu bütün e, teknoloji ve e, sanat bağlamındaki üretimlerde özellikle veriyle üretiliyorsa eğer e, hepsinin altyapısını oluşturan bir konu. Veriyi nereden alıyorum? Bu kimin verisi? E, verinin gizliliği nedir? E, bunlara bakmak gerekiyor. E, konuştuğumuz yine konulardan biri... E, Eskiden hani gizlilik dediğimiz, mahremiyet dediğimiz alan başkayken şimdi bambaşka bir noktada. Ee, bunun kullanımı, işte telifi, e, halka arz edilmesi e, bunlar e, hem e, hem teknolojiyle birlikte düşünülüp geliştirilip farklı formüle edilen, edilen noktada. Hem de toplumsal olarak da aslında yani konuştuğumuz anlattığımız hikayeler içerisinde ya da en basit şey var ya hani benim fotoğrafımı kullanma ya yani fotoğrafımı çektim fotoğrafımı kullanma hani sosyal medyada bunların hepsi kullandığınız kıyafet için de geçerli tabii ki yani ya da saat için de geçerli tabii ki şunu ayrı tutuyorum sağlık konusunu ayrı tutuyorum yani sağlıktaki bu kullanılan gelebilir teknolojilerin e, hayatımıza entegrasyonu ve bunun etiği ve bunun bu tarafa bu başka bir boyut. Ee, ama sanat ve tasarım ve bu tarafa baktığımızda, e, burası ele almamız gereken farklı bilgilerle dolu diyebiliriz. Ezra, giyilebilir teknolojilerdeki veri toplama süreçlerinde etik konularına nasıl yaklaşıyorsunuz? Geleceğin en önemli yapısı esasında data. Dataya sahip olduğunuz sürece bilgiye ve üretime sahip olacaksınız. İşte bu noktada giyilebilir teknolojilerde akıllı iplerden, ki burada e, inovasyonun en uç noktasından bahsediyorum, e, data alabildiğiniz akıllı iplere bu datayı esasında paylaşabildiğiniz veri tabanlarının değerli olduğu bir döneme giriyoruz. Topladığımız Data'yı esasında bir veri tabanında bulundurmak bunun en önemli noktalarından en uç noktalarından biri olacak. Çok hızlı olarak buradaki argeler gelişmiş durumda uygulanabilir duruma geçmiş durumda daha da hızla büyüyecek. Yani esasında baktığınızda her şeyin sonu big data. Giyilebilir teknolojilerde sizce estetik mi yoksa işlevsellik mi ön planda olmalı? Ya estetik her zaman önemli olmuştur. Yani İkisini birlikte sağlamak durumda elbette işlev fonksiyon birincil ön planda çünkü işlevsiz bir tasarım, işlevsiz bir teknoloji, işlevi tamamen sağlayamayan bir giyilebilir teknoloji kullanılmaz olacaktır ve tercih edilmeyecektir. Ama bu yüzden bu birincil ön planda. Ama aynı zamanda onun estetik açıdan da eksik olması yine benimsenmesine engel olacaktır Bu nedenle Bence iki tarafı da karşılaması gereken e, bir çetrefilli durum şöyle zaten kullanılan teknolojilerin hiçbirini siz e, yüzeyde görmüyorsunuz özellikle e, akıllı ipliklerde e, işlevselliği önemli ama tabii bu kıyafetin daha estetik olmasını istiyorsak e, ufak taçlarla onu farklılaştırabiliriz, ama bu çirkin veya içe giyilecek veya görünmemesi gereken bir ürün haline gelmiyor. Dolayısıyla biz burada fonksiyonelliği estetik kaygılarla sunabiliyoruz. Sanatsal üretimlerde teknolojiye bağlılık bir zorunluluk haline mi geldi? Giyilebilir teknolojiler sanat üretimlerine neler katıyor? Elbette sanatın üretimi her zaman Teknolojiye bağımlı olmuştur. Hatta teknolojinin son sınırlarını, son nimetlerini hep kullanmak istemiştir. Günümüzde de giyilebilir teknolojiler sanatın üretimine yepyeni ifade yöntemleri, dışavurum yöntemleri sunmakta ve bunun da kullanılacağı ve sanatı şekillendireceği aşikar. Esra, Ezra ve Tuğba kardeşler hakkında neler söylemek istersin? Çok çok sevdiğim. Benim de daha önce çalışma fırsatı bulduğum, çok eskiden beri de takip ettiğim aslında. Onlardan hani çok öğrendiğim Ezra Tuba ikilisi diyebilirim. Hala da öğrenmeye devam ediyorum çünkü çok güzel projeler üretiyorlar. Ama onların tabii yine sürdürebilir üzerine çalıştıkları, yine son ürettikleri yapay Payızdaki ürettikleri proje ve ee, yeni yeni teknoloji denemeleri yani aslında yazılımla haşır neşir olmaları, iyi teknolojilerle birlikte üretim yapmaları ya bana her zaman ilham veriyor ve ben hep şey soruyorum. Ya, acaba ne yaptılar, ne üretiyorlar, ne yapıyorum ee, soruyorum ve ben de dediğim gibi yani çalışmaktan mutlu oldum. Sevdiğim ikili diyebilirim. Butterfly Dress için neler söylemek istersiniz? İlk yaptığımız projemiz Butterfly Dress. Kelebek elbisemizin globalleşme hikayesi biz tüketiciyi analiz ederek ortaya çıktığında sanatın da ne kadar etkili olduğunu gördük. Pastanın üstündeki kremayı yaptık. Ee, butterfly dress bizim için böyleydi. Ee, i̇nsanlara daha eğlenebilecekleri, daha mutlu edebilecek e, bir kıyafetti. Esasında biz butterfly dress'e Tuğba'nın dediği gibi pastanın üzerindeki krema ama bir sanat eseri olarak bakıyoruz. Bir komutla veya bir sinyalle Elbisenin üstündeki kelebekler uçuyor ve geri dönüyor. Sanat eğitimi almamızın da çok ciddi faydalarını gördük. Daha duygusal yaklaşabildik ve üzerine bir hikaye yükleyebildik. Bu bizim için çok eğlenceli, çok farklı bir deneyimdi ama bizim için önemli olan şey gerçekten insan hayatında sağlığına veya konforuna fonksiyonellik katabilecek, daha rahat bir hayat yaşayabileceği ürünler üretebilmekti sportif olarak tasarladığınız ama sağlık alanına da göz kırptığınız Spike işinizi de merak ediyorum. Spike'ı bize biraz anlatır mısın? Gerçekten giyilebilir anlamda yaptığımız ürünlerden biri Spike. Kalp krizi ve benzeri hastalıkları önceden tespit eden fakat biz medikal alanda olmak istemediğimiz için bunu daha spor alanına yönlendirebileceğimiz bir e, yön çizdik kendimize. E, bütün kas ölçümlerini yapabilen, e, vücut fonksiyonlarını ölçebilen e, bir t tişört e, içinde bir çip var, bir yazılım var, e, bir aplikasyonla birlikte size tüm verilerinizi %93 %98 aralığında doğruluk payıyla iletebiliyor. Esasında far infrared yani kızıl ötesi e, ışınları kullanarak ürün yaratmak, data alabilmek, bu datayı üzerinde hareket ettirebilmek en önemli konulardan biriydi bizim için. Neredeyse 15 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Sanat eseri yarattığınızda, sizin giydiğiniz esasında her ürün bizim için bir sanat eseriydi. İşte bu noktaya 15 yıl içerisinde gelirken her ürüne bir hikaye yükledik. Değerli vaktini bize ayırdığın için çok teşekkür ederim. Nefis bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Çok zevk aldım. Teşekkür ederim Tuğba. Değerli vaktini ayırıp burada bizim misafirimiz olduğun için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Benim için de büyük bir keyifti. Kerim Bey çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkürler. Sizi burada görmek çok güzeldi. Asıl ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim Esra. Ben teşekkür ederim güzel davet için. Çok keyifliydi benim için. Tekrardan görüşmek üzere. Teknoloji ve sanat programının sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ay, Ezra ve Tuğba'ya birkaç ürün siparişi versem çok ayıp olur muydu acaba ya? Yani sonuçta bir sunucu olarak siz değerli izleyicilerime daha şık görünmek benim de hakkım öyle değil mi? <laughs> şık kıyafetlerimle magazin programlarına çıkarım ve başka programlara transfer olurum diye sanırım kostüm bütçesini yönetmenim düşük tutuyor. <laughs> Ay, ne yapacağım o zaman? En iyisi Ezra ve Tuğba'ya söylemek galiba. Hemen onlara yetişmeliyim. Ezra, Tuğba, beni bekleyin. Size söylemem gereken çok önemli bir şey var. <laughs> Her ne kadar yapay zekayla üretilmiş olsam da güzelliğim tamamen doğal.